Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere anne köftesi yapacağım. Cızbız köfte. Bunun için gerekli malzemelerim neler? 750 gram kıymam var. Bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı pul biber, bir baş sarımsak, 3 tane soğan, yarım demet maydanoz, bir bardak galeta unu, bir yumurta ve bir şişe maden suyu kullanacağım. İlk iş olarak soğanımı rendeleyip suyunu sıkmayla başlayacağım. Kabıma soğanlarımı rendeliyorum. Soğanın suyu acıtacağı için köfteyi böyle rendeleyip suyunu alacağız geri. Küçükken annemin yaptığı köfte çok beğenirdik. O tabii ki maden suyu yerine su kullanırdı. Ama artık maden suyu kullanıyoruz. Çok daha güzel yapıyor, kabartıyor köfteyi. Sarımsak derseniz ekstra lezzet veriyor. Sarımsaklı köfte çok güzel oluyor. Lezzeti muhteşem. Gördüğünüz gibi suyu şimdiden akıyor. İri gözünde rendelerseniz zaten soğan hemen suyunu bırakan bir sebze. Soğanımızın suyunu böyle iki avucumuzun arasında sıkıyoruz. Eğer ertesi gün et terbiyeleyecekseniz bu suyu kullanabilirsiniz. Dolaba konmuyor bunun suyu. Ama benim şu anda öyle bir ihtiyacım olmadığı için ben dökeceğim. Böyle iki avucunuzun arasında soğanın suyunu sıkalım. Soğanı kabıma geri aldım arkadaşlar. Şimdi sarımsaklarımı ezeceğim. Sarımsakları ben rendelemeyi sevmiyorum. Çünkü lezzeti çıkmıyor. Üzerine bütün kullanacağım tuzu sarımsağın üzerine ilave ediyorum. Ve ezeceğim. Sarımsaklarımı da ezdim. Onları da ilave ediyorum soğanın üzerine. Şimdi kıymamızı ilave ediyoruz. Dana ve kuzu karışık benimki. Üzerine karabiberimi, pul biberimi ilave ediyorum. İstediğiniz baharatı kullanabilirsiniz köftede, cızbız köftede. İnce kıyılmış maydanozumu ilave ediyorum arkadaşlar. Galeta unu ve yumurta. Maden suyunu sonra ilave edeceğim. Güzelce yoğuruyoruz. Şimdi maden suyumu ilave ediyorum. Bir şişe maden suyu. Köftenin yumuşacık olmasını sağlayacak. Köftemi güzelce özleştirdim arkadaşlar. Şimdi sıkıp sıkıp tabağıma alacağım. Kızartmak için hazırlayacağım. Köftelerim hazır arkadaşlar. Şimdi kızartmak için ocağı alacağım. Yağımıza yavaşça bırakıyoruz. Köftelerim kızardı arkadaşlar. Şimdi size sunumunu yapıyorum. Harika bir lezzet, mutlaka deneyin. Anne köftesi. Herkesin annesinin yaptığı köfte. Ama benim de kendi çocuklarıma yaptığım bir köfte. Bu da benim köftem, annemden kalma anne köftesi. Mutlaka deneyin diyorum. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.
Böyle tabağımı da süslüyorum. Çok lezzetli, çok harika bir köfte. Afiyet olsun.